Merhaba canlarım. Yiğit'in eski odası, yani Yiğit burada yok ya. Onun odasının balkonu burası. Böyle düzenledim. Böyle aşklarım. Böyle düzenledim evimi. Sevgili dostlarım. Mutluyum, keyifliyim evimle. Keyfim yerinde vallahi, çok güzel. Burası bayağı bir dağınıktı. Evde tadilat oldu ya, onların malzemeleri gelmişti, buraya konulmuştu. Buradan aşağı gitti. Bazı aldık fakat kullanmadığımız malzemeler onlar. Yani eski değil, atık malzeme değil. Yeni malzeme. O malzemelerimizi Koçsa'daki dükkanımıza kullanacağız. Yeni lavabo, yeni tuvalet, bilmem ne, klozet, klozet yapacağız. Fazladan almışız. O da geri vermedik. Verdirmedim ben. Geri verdirmedim dedim. Nasıl olsa lazım bize. Aynı fiyata alamayız. Bu da boruları, su boruları, yine orada kullanacağız. İki tane onlar da kaldı. Çok su borusu falan almış. Tadilatta, yine mutfak tadilatında kullanacağız. Onlar bahara merhaba dedim. Papatya sirkeleriyle başladım. Çok şükür. Bugün buraya aldım papatya sirkelerimi. Burada hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Ben burayı tamamen kapatıyorum. Şimdi böyle olduğuna bakmayın. Hiçbir şey olmuyor. Gölge oluyor, serin oluyor. Bu da bu sirkem kaldı. Bunu çamaşırda kullanıyorum arkadaşlar. Onun için kaldı. Bu da sabunum. Fazla atık sabunlarını sirkeyle birleştirdim. Böyle makineye koyuyorum. Çok güzel oluyor. Geri ona karbonat katıyorum. Başka ne katıyorum? Diş macunu katıyorum. Ondan sonra eskiden annelerimiz kullanırdı ya, neydi o ya? Annelerimiz kullanırdı eskiden ya, benim annem de kullanırdı, onu alır gelirdim ben. Ondan katıyorum. Ve çok süper bir beyazlatıcı oluşuyor. Bunlar şeylerim arkadaşlar. Zeytinlerim. Bunlar zeytinlerim. Daha tam temizlik, daha değil. Bayağı daha bak, bunların üstü falan tam temizlik oluşmamış yani. Tam temizlik oluşacak daha. Şöyle bir yaptım. Bayramda diyor ki kadın tutalım da diyor, bir üstünden geçsin, sen düzenle diyor. İnce şimdi onlar yapsın diyor. Hele çocuklar gelmesine, Jadinim gelecek, Fatoşum gelecek. Onlar gelmeden önce eve kadın tutacağım, temizlettireceğim arkadaşlar. Yine bir. Ben yine odaları yaptığımda tek tek edeceğim. Burası böyle. Bunu da bu da çıktı aldım buraya koydum. Onun için yapmadım yani. Atmadım. Böyle çiçek bahçesi yaptım. Yeşil soğanlarımı ektim. Sarımsaklarımı ektim. Bayram çok sarımsak almış. Onları da yapmadım. Atmadım. İçi fos almış. Soktum, o da gerçekten içleri geri dolu dolu verdi. Olsun varsın, hiç sarımsaksız kalmam yaz boyunca. Daha domates, biber ekeceğim arkadaşlar. Bu sene niyetliyim yine. Domatesi bilmem de biberi ekerim. Biber çok güzel oluşuyor. Biber de çok verim alıyorum. Domates olmuyor evde. Yani o yeşillik için. Yeşilliği için. Daha boyanması falan olacak arkadaşlar. Burası hep bana ait. Yani ben yapacağım yani. Dışarıdan birisi gelip yapmayacak. Mesela mutfağa dışarıdan birisi gelip yapacak daha. Onları. Böyle. Burada da böyle dinleniyorum. Güneşli. Güneşleniyorum. Kızlarım geldiğinde de Jadinim gelecek. Fatoşum gelecek. Canımız isterse burada da kahvemizi içeriz. Küçük masamız var burada da. Böyle o zamana kadar biberlerimiz de olur.
İsterlerse burada da yemek yenir. İstedikleri gibi. Daha küçük, biraz daha büyük masa atarız. 3 kişilik. Amcası da gelirse o sığmaz, o küçük kişiye yetmez. O öbür tarafta yer isterse. 2 tane odam var. Bir bu boş, bir orası boş. Hangisini isterseler veririm onlara. Hem bana fayda, hem onlara fayda arkadaşlar. İnsanın insana faydası olması lazım. İlla hep kötülük düşünülmemesi lazım. Kızlarımı çok seviyorum. Kız çocuğunu zaten çok severim ben. Benim çocuklarım da gelecek arkadaşlar. Onlar da sırayla, herkes sırayla gelecek. Hayırlısı. Hepsi de gelse hepsine de yerimiz var. Neden derseniz oğlumun evi de var. Çok şükür. 2 eviz. Herkese açığız. Evlatlarımıza. Bizde ayrım gayrım yok arkadaşlar. Yorulmuşum bayağı. Şimdi şeye gideceğim arkadaşlar. Mutfağa geçeceğim. Bu halıyı serdim buraya. Buradaki halıyı attım. Bu halı gibi de zaten iyice eskimişti. Çok eskiydi. Mutfağa gideceğim. Dolaplar sileceğim arkadaşlar. Yine sizlerle orada çekim yaparım. Bunu bir seferlik yaptım. Bura benim sirke köşem. Salçalarım var. Orada şeyler, bak bidonun arkasında salçalarım var. Daha orası da bidon, burası da bidon. Her taraf bidon arkadaşlar. Ama ben bunları hep otla, çöpüne bidonla sirke yaparım. Daha yeşillikler çıktıkça yok kekikli, yok biberiye. Biberiye zaten devamlı var da bahçede. Onu da kurutacağım yine arkadaşlar. Birisine söz verdim de ona götüreceğim benim çok da. Kızıma götürürüm, kızlarıma veririm. İsteyene veririm. Jadinime de yaparım. Kekikle biberiye. Allah izin verirse. Jadinim de artık benim kızım oldu. Ben onu bir dedim 5. evlat. Kabul ettim yani. Fatoş'la daha tanışmadı. Fatoş'la da tanışırız inşallah. Fatoş'umla da tanışmayı isterim. O da gelecek. Allah izin verirse Fatoş'um da gelecek. Birlikte tatil yapacağız arkadaşlar. Geçen sene ben de tatil yapamamıştım zaten. Neden yapamamıştım? İkincisi, gözümün birisi %5 görüyormuştu kataraktan. Ondan ameliyat oldum. İkincisi, dizlerimden denize girdim mi, kum altından kayıyor ya, dizleri çok fena ağrıtıyor. Denize giremiyordum. Kuma yatırdım dizlerimi. İyileşti. Bu yıl çok süperim yani. Çok şükür. Allah esirgesin arkadaşlar. Her yönden dört dörtlüyüm. İnşallah bir şey olmaz. Bu yılda gezeceğim arkadaşlar. Denize gideceğim. Zaten şu işlerimiz bitsin de bayramdan sonra biz bayramla gitmeye başlayacağız denize. Koltuklarımız da hazır. Deniz koltuğu. Deniz masası da hazır. Sepetimiz de hazır. Her şeyimiz hazır. Biz başlarız. Denizin açılışını yaparız. Yine beraber size de yayınlarım. Orada konuşmalar falan yaparız denizde. Bayramla. Eşim yani bayramda. Bayramı artık tanıyorsunuz, adını biliyorsunuz. O şekilde arkadaşlar. Bu da şeker şeyiymiş. Susuz kalmış vallahi bu günlerde. Ay nasıl susuz kalmış canım benim. Bunun yaprağından bazen atarım böyle. Şekere çok iyi geliyor. Sert oluyor şey ama susuz kalmış. Buna hemen ben su vereyim. Orada da var bak aynısında. Soğanım, sarımsağım. Onlar da şeyler. Böreklik var ya onda. Tohumları varmış, çıkmış hep. Dökülmüş tohumlar oraya. Oradan hep çıkmış suyu görünce. Ben de sulamaya devam ettim. Neydi o? Ben börek yapıyordum ya. Adı neydi ya? Neyse oldu. İşte öyle canlarım. Sizleri seviyorum. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Şeyde görüşürüz. Bugün mutfakta görüşürüz. Eşim dışarıya gidecek. İşleri var. Dişçiye falan gidecek. Dişleri döküldü arkadaşlar. Yeni diş yapmıştı. Düştü dişleri. Benim dişlerim iyi çıktı. İkisini yuttu. İkisini şeye geldi. Eline geldi. Ayrı ayrı zamanlarda.
Onları yaptıracak, tamir ettirecek. Allah'tan benim öyle bir problemim olmadı. Vallahi hiç uğraşamazdım. Gerçi başa Allah iş vermesin, uğraşılır da. O oraya gidecek. Ben de işlerimi yapacağım, evimi temizleyeceğim. Durmadan temizlik yapıyorum arkadaşlar. Her gün ama azar azar. Mesela dün burayı yaptım. Bugün mutfağı yapacağım. Şeyini, dolabını. O dolap benim bir gün mü alır? Mesela yani. Bir gün onu temizlerim. Bir köşeyi bucağı yaparım. Altlarındaki gıdalara hep tek tek bakılacak, kavanozlara. Onlar düzenlenecek, onlar yenilenecek. Bozulanlar varsa atılacak ki yok. Baktım ben zaten. Bozulacak duruma gelecek durum olmadı Allah'tan. Yani bu pahalılığın bir de bu faydası oldu. Hiçbir şeyimizi bozdurmuyoruz. Sağ olsunlar, her şeyimizin kıymetini bildirdiler bize. Bir simit kaç lira oldu, aman boşver bana ne ya. Verenler düşünsün onu. Elini örürse biz de onu görürüz derdi annem, rahmetli. Ben de şimdi öyle diyorum vallahi. Hiç rahatınız yerindeyse hiç aldırış etmeyin. O sizi bu hale getirenler düşünsün, boşver. Onlar daha kötü olsunlar. Şimdilik iyi günler arkadaşlar. Görüşmek üzere mutfakta. Hoşça kalın.